Güzel dostlarım, merhaba. Farkında mısınız bilmiyorum. Bugünden sonra 4 günümüz kaldı arkadaşlar ritüeller için. Evet güzel dostlar. Öncelikle son yayınımızda tanıklıktan bize hiç gelmeyen ve bizden hiç gitmeyen şeyden bahsetmiştik. Bir arkadaşım dedi ki, hocam bugüne kadar anlattığınız konuları farklı yerlerden dinlemiş olabiliriz. Az buçuk duymuş olabiliriz. Teşekkür etmek, şükretmek işte sadece bugün. Ama dedi, tanıklığı açıkçası hiçbir yerden duymamıştım ve çok etkilendim. Teşekkür ediyorum. Daima neyiz arkadaşlar? Daima hiç fırsat vermiyoruz. Mutlu, mutlu, mutluyuz. Mutluyuz. Ve bunun ayrıntısına geleceğim bugün biraz arkadaşlar. Bu mutluluk bize ne sağlar, ne getirir? Sevilmek istiyorum bu hayatta. İyi de nasıl sevileceksin? Başarılı olmak istiyorum bu hayatta. İyi de nasıl başarılı olacaksın? Formül, mutlu, mutlu, mutluyuz. Şu an mutluysak, su canım istedi. Su canım istedi dediğimde, su istiyorum dediğimde arkadaşlar beden yalan söyler mi? Susuzluğa ihtiyacın vardır, su istemişsindir. Beden hep doğru söyler değil mi? Acıkmışsındır, ya beden beni kandırıyorsun demezsin. Yemek yersin. Önce bedeni mutlu ediyoruz. Mutlu. Yani şöyleydi arkadaşlar, hatırlayın. Kötü bir şey oluyor da üzülmüyoruz. Önce üzülüyoruz, sonra kötü bir şey oluyor. Bir daha söyleyeyim mi? Kötü bir şey oluyor da üzülmüyoruz. Önce üzülüyoruz, sonra kötü bir şey oluyor. Ama biz neye göre üzülüyoruz? Bedene göre. Beden ne durumdaysa zihin de o duruma geçiyor. Dolayısıyla bedeni mutlu ettiğimiz zaman ne oluyor güzel dostlar? Zihinden de mutlu şeyler geçmeye başlıyor. Bunları birkaç defa anlatmıştım. Zihin, beden, ruh, kalp bunlar paralel birbirine. Bir arada hareket ediyorlar. Yani biz bedenimize sıkıntı verdiğimiz zaman mutluluğu, huzuru, sevgiyi, aşkı yakalama şansımız yok. Onun için onu devamlı mutlu ediyoruz. Mutlu, mutlu, mutluyuz, neşeliyiz, daima neşeliyiz. Normal hayatta arkadaşlar bir şeyi verdiğimiz zaman eksildi diye görülür. Yani bir param var. Paranın bir miktarını verdiğiniz zaman ya da evinde bir yiyeceğin var, onun bir miktarını verdiğin zaman eksildi diye görünür normal ekonomide, normal hayatta. Ama sevgi verdiğin zaman sevgi çoğalır, neşe verdiğin zaman neşe çoğalır. Onun için biz önce onu veriyoruz arkadaşlar. Sevgi veriyoruz, neşeliyiz, daima mutluyuz. Ve bunların şifrelerini çok ayrıntılı şekilde bütün gücümle anlatmaya çalışıyorum güzel dostlar. Ne dedik? Onun için burası her şeyin değiştiği yer. Her gün çok güzel ve önemli şifreler veriliyor. Bugün de güzel ve önemli şifreler verilecek. Bugün ayrıca bir tane teknik uygulayacağız. Belki 2 tane bilmiyorum zamana göre. Bir teknik uygulayacağız ve o teknik çok keyif alacağınızı düşündüğüm trans gibi, trans çalışması değil ama trans gibi. Çok ağlamayın. Değil mi? Çok ağlamazsınız değil mi arkadaşlar? Evet, iyi insanlar buradalar mı arkadaşlar? İyi insanlar buradalar mı? Nasıldı söz? İyi insanlar cennete mi gider? Yoksa iyi insanların gittiği yer cennet mi olur? İyi insanlar buradalar mı? İyi insanların burada olduğunu görüyorum. Ve bir yandan farkındayız, değil mi arkadaşlar? Gittik, bir dünyaya geldik, çalışmalar yaptık. Çok İşte üniversite okuduk, diplomalar aldık, paralar kazandık, bir şeyler aldık, arsa, ev, mal, mülk edindik. Sonra hepsini sattık, bir inci aldık. Her şeyi verip bir inci almak. Her şeyi verip bir inci almak. Neydi o inci? O incinin artık farkındayız, değil mi güzel dostlar? Her şeyi verip bir inci alıyoruz. Tanıklık. Hayattaki her şeyi verip inci almak. Hayattaki hiçbir şey ama hiçbir şey tanıklığı keşfetmek kadar değerli değil. Onun kadar mükemmel değil, onun kadar muhteşem değil. Tanıklık senin ölümsüzlüğündür. Onun çocuksun, gençsin, yaşlısın, zenginsin, fakirsin, güzelsin, çirkinsin hiç umurunda değil. Yani tanıklık arkadaşlar nasıl demeliyim onu? Biz o bilinçteyiz hep. Anne karnında da o bilinçteydik. Anne karnına düşmeden önce de o bilinçteydik. Sonra
Bedenindeyken de o bilinçliydik. Sadece unutturulduk belki. Unuttuk o tanığı, o bilinci. Ve zihni gerçek zannetmeye başladık. Şimdi adamın birisi işsizmiş arkadaşlar. İşsiz kalmış. Ve iş arıyor kendisine. Sonra bir hayvanat bahçesinde çalışan bir arkadaşının yanına varmış. Ya demiş işte şöyle şöyle işe ihtiyacım var. Arkadaş da demiş ki bir sorayım müdüre bakalım burada bir iş bulabileceğiz mi sana. Sonra hayvanat bahçesinde işte müdürle görüştüklerinde falan demiş ki ya demiş burada bizim bir goril vardı. Öldü. İstersen demiş onun yerine geçebilirsin. Adam demiş ki nasıl gorilin yerine geçtim? Ya işte sana demiş bir post vereceğiz. O postu giyeceksin, goril postu. Sonra orada goril taklidi yapacaksın. İyi de para vereceğiz. Milleti gelen giden ne kadar iyi eğlendirirsen o kadar çok para olur. Adam goril postunu giymiş ve gelen gidenleri eğlendiriyor, zıplıyor. Gorillik yapıyor yani. İşte ona bir şey attıkları zaman o alıyor, geri atıyor falan. Toplumu eğlendiriyor. Zihin de öyle değil mi arkadaşlar? Zihin toplumun eseri ya. Toplumu eğlendireceksin. Topluma göre davranacaksın. Ailene göre, çevrene göre davranacaksın. Onları eğlendireceksin. Ve sonra bu goril arkadaşı eğlendiriyor ya. Böyle işte tellerin üstüne çıkıyor. Oradan bir şey atıyor falan. Ve bir gün böyle insanları birazcık daha fazla eğlendirince tellerin üstünde iken böyle işte fındık fıstık neyse onları atan şeyi geri atarken aslanın kafesine düşüyor bu goril. Aslanın kafasına düşüyor ya. Tabii korkuyor bu defa. Aslan var orada. Aslan buna doğru gelince bir çığlık atmaya başlıyor. Sonra aslan postun içindeki arkadaşı kafasını çıkartıyor. Lan Mustafa diyor ne bağırıp duruyorsun? Zaten zor iş bulduk. Şimdi arkadaşlar aslında hepimiz postların içerisindeyiz. İçimizdeki bilinç aynı. İçimizdeki bilinç 1 yaşında, 10 yaşında, 30 yaşında, 40 yaşında değişen bir şey değil. Ama post değişiyor. Dışımızdaki değişiyor. Ve biz o dışımızdakiyle özdeşleşmek bizim en büyük hatamız. Onu gerçek zannetmek. O içimizdeki bilinç ne dedik arkadaşlar ona? Tanık. Hayatımızı izleyen, gelmiş geçmiş her şeyi izleyen tanık. Onun için güzel dostlar en kestirmem ben formül. Dünya kadar sorular geliyor. Hocam şöyle bir problem var ne yapacağım? Vesvesem var ne yapacağım? Cevap tanıklık yap. İzle kendini. Acı çekiyorum ne yapacağım? İzle kendini. Kendimizi izlediğimizde arkadaşlar ama izlerken nasıl izliyoruz? Arkadaşlar hani bundan önce duyduğunuz bir cümleyi daha fazla anlam kazanıyor olsun şimdi. Gözleyenin gözlerin üzerinde yaratıcı etkisi vardır. Sen sadece gözle, gözlemle. Kimi? Kendini, bedenini. Neyi gözlüyorsun? Düşüncelerini. Neyi gözlüyorsun? Duygularını. Neyi gözlüyorsun? Nefesini. Gözlemle. Ama karışma. Ayna gibi. Yorum yapma. Sadece gözlemle. O gözlemlediğin zaman arkadaşlar nasihat verme. Gözlemlediğin zaman. O gözlem arkadaşlar o tanıklık hani şu cümleyi de hatırlarsınız. Değişim çok sessizdir. İçeriden gider böyle. İçeriden sessiz sessiz değişim başlar, haberin olmaz. Tanık olduğu müddetçe değişim devam eder. Onun için sen sabırsız bir sabırla izle, tanıklık et. O her şeyi yoluna bindirecektir. Onun için tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum arkadaşlar tanık olduğunuz için, izlediğiniz için. Ve biz o sırada işte ne diyoruz arkadaşlar? Biz hayatta özdeşleştiğimiz şeyi kendimiz zannediyoruz. O zihni kendimiz zannediyoruz. Eğer zihne girersen, düşüncelerin içine girersen kendinden çıkarsın. Zihinden çıkarsan kendine girersin. Konuştuğun zaman, ses verdiğin zaman kendinden çıkarsın. Sessiz olduğun zaman o zaman kendine dönersin. Tanıklık asıl kendimiz arkadaşlar. Asıl ben, asıl bilinç. Değişimi fark edeceğiz mi diye sormuş arkadaşımızın birisi. Değişimi
Şu anda fark etmeyebiliriz. Hani suyun kaynama noktasını anlatmıştım ya, su ısınıyor. Isınırken fark etmeyebiliriz ama birdenbire buharlaşır. Buharlaştığı zaman fark ederiz. Ama su 10 dereceyken, 20 dereceyken, 40 dereceyken o su olarak gözüktüğü için değişim vardır ama fark etmeyiz. Ama sonra birdenbire anında değişim başlar. Bulutlar su yüklü, bulutlar su yüklü gider ama birdenbire yağmaya başlar. Ama yağana kadar biriktirir, biriktirir, biriktirir. Sonra öyle bir hale gelir ki bulutlar yağmak zorunda kalır. Burada bize düşen şey arkadaşlar bulut olmak ve bulut olarak gitmek. Nasıldı? Adam birisine diyorlar ki, adam diyor ki benim yolum beyaz bulutların yolu diyor. Benim yolum beyaz bulutların yolu. Ne demek bu diyor. Diyor ki beyaz bulutlar gökte süzülürler arkadaşlar. Gökte süzülürler ve hiçbir şey direnç göstermez. Ve bilirler ki onlar neredeyse hedef orasıdır. Bir hedefleri yoktur. Süzülürler. Bir yere giderler değil, süzülürler. Süzülürler ve neredeyseler hedef de orasıdır. Bir yere varmaya çalışmazlar. Ve çok enteresandır, bir kökleri yoktur. Ama her şeyin üstündedirler. Yani bizim zihnimiz arkadaşlar bizi ne yapıyor? Bir yere bağlıyor. Yukarıya çıkmamızı engelliyor. Hani balon vardı ya, uçurtma vardı ya, uçurtma uçuruyoruz. İp böyle gergin, daha fazla yukarıya gitmek istiyor. Aşağıdan çeken bir zihin var. O ipi kestiğimiz zaman bulutlar çok daha yukarıya uçacak. Sen çok daha yukarı uçacaksın, ben çok daha yukarı uçacağım. Ama ne zaman zihinden kurtulduğumuz zaman, ne zaman bulutlar gibi hayatın akışına kendimizi bıraktığımız zaman, ayna gibi izlediğimiz zaman, ayna gibi izlemek ne demekti? Yorum yapma. Yorum yapma, iyidir, kötüdür deme. Bizler mesela ne demiştik arkadaşlar? Bir oda gibi bir insan. İnsan bir oda gibi, duvar mesela odayı bak dediğimde ne yaparsın? Odayı bana tarif et dediğimde duvarları tarif edersin değil mi? Ama o duvarlar oda değildir demiştik, hatırlayın. Ama duvarlar nedir? Odanın koruyucusudur. Bizim zihnimiz bizi korur. Bizim zihnimize bizim ihtiyacımız var. Ama ne zaman kullanıyorsun zihni? Dışarı çıkarken. Yani dışarı çıkarken elbise giyiyorsun. Dışarı çıktığında elbise giyiyorsun değil mi? İhtiyacın var. Dışarıya çıplak çıkmazsın. Çünkü elbise seni koruyacak. Ama sonra eve geldiğinde duşa gireceksin, yatacaksın. O elbiseyle girmezsin. Onu gerektiği zaman çıkartırsın. Yani tanıklık etmek demek, gerektiği zaman zihinden sıyrıl. 24 saat boyunca tanıklık ediyorsun değil. Çünkü o zihin ihtiyacımız var. Yani duvarlara ihtiyacımız var. Odanın duvarlara ihtiyacı var. Odanın duvarlara ihtiyacı var ama duvarlar oda değil. Espri bu. Senin dışarı çıkarken elbise ihtiyacın var ama sen elbise değilsin. Bizim problemimiz ne? Biz kendimizi elbise zannediyoruz. Biz kendimizi zihnimiz zannediyoruz. Dolayısıyla asıl kraldan haberimiz yok. Asıl kral tanık, asıl kral bilinç. Ondan haberimiz yok. Dışarının verdiği elbiseyi kendimiz zannediyoruz. O elbise de öyle bir havaya giriyor ki bir müddet sonra, yani zihin dediğimiz. Öyle bir havaya giriyor ki bir müddet sonra Allah adam hizmetçi normalde kral olmuş ama o kadar uzun süredir krallık yapıyor ki bu sisteme, bu bilince o kadar uzun süredir krallık yapıyor ki artık bunu sen de kabul etmeye başlamışsın. Hizmetçi de kral olduğunu kabul etmeye başlamış. Ve sen zihninden arınmaya yönelik bir hamle yapacaksın. Zihin diyor ki eyvah, krallık elden gidiyor. Bir hamle yapmam lazım. Hareketsiz durursa elden gidecek. Elden gitmesin, bir hamle yapmamız lazım. Ve seni aklına şüpheler getiriyor. Ya olmazsa, ya yaparım da olmazsa, korkutuyor seni. Ama tanık korkar mı hiçbir şeyden? O tanık dediğim arkadaşlar sizce bir şekli var mıdır? O tanığın sizce bir kokusu var mıdır? O tanığın bir resmini yapabilir misin? Korkusu, özledikleri var mıdır? Açlık hisseder mi? Susuzluk hisseder mi? Dünyada herhangi bir şeyden korkar mı? Ne diyoruz arkadaşlar? Bu oda dediğimiz şey normalde duvarın arasındaki boşluktur, değil mi? Duvarın arasındaki hiçliğe ne diyoruz? İşte oda burası. Ama boş, değil mi? Hiçlik, boşluk. Şimdi oda neresi dediğimde bu boşluk ya aynı zamanda. Hiçlik, değil mi? Ama aynı zamanda her şey, hem hiç hem her şey.
Odanın her şeyi hiç olan. Boşluk yani. Boşluk odanın her şeyi. Onun için insan ne der bazen? Ben hiçim der. Ben hiçim dediğin zaman tüm evreni sararsın. Ben hiçim dediğin zaman işte o zaman olağanüstü güzelsin, mükemmelsin. Arkadaşımız demiş ki hiçbir peygamber ben mükemmelim dememiş. Ama Kur'an-ı Kerim'de de demiş ki biz insanı en mükemmel şekilde yarattık. Ayet. Biz insanı en mükemmel şekilde yarattık. Eğer ben mükemmelim demezsen ayete karşı çıkıyorsun. Ama ben mükemmelim diyorsun ama bunu şöyle diyorsun. Herkes mükemmel. Herkes eşsiz. Herkes muhteşem. Şimdi ama sen ego dediğin şey ben mükemmelim deyip başka bir insanı küçümsüyorsan ego olur. Ama ben de mükemmelim, sen de mükemmelsin ama eşsiziz diyorsak o ego değil. Yani şimdi arkadaşlar düşünün sen bir öğretmenlik yapıyorsun ya da kuaförsün ya da terzisin. Herhangi bir mesleğin var. Bir insan sana dedi ki ne yapıyorsun? İşte terzilik yapıyorum. Sana dedi ki bir gömlek dikebilir misin bana? Estağfurullah efendim ne haddimize. Der mi bir meslek sahibi? Ya da futbolcusun. İşte sen iyi futbol oynuyor musun? Ya estağfurullah. Ne haddimize? Ne demek iyi futbol oynuyorum? Mütevazilik mi yapacağız yani? Erdal abinin bir sözü var. Güneş sıcağım demekle ukalalık yapmış olmaz. Çünkü güneş sıcak. Sen mükemmel olduğunu fark ettiğin zaman ukalalık yapmış olmazsın. Çünkü sen mükemmelsin. Çünkü Allah bizi öyle yaratmış. Şimdi bunu tabii arkadaşlar bizler ne yapmayız? Bizler bunu kabul etmek zor. Niye? Bugüne kadar sen zihinle beraber geldiğin için bir gün birisi diyecek ki sen zihin değilsin. Ana! 40 yıldır yaptığım kendimi yok ediyorum ve ölüyoruz. Orhan Veli ölüyoruz. 40 yıldır. Ben oydum ya hani zihindin. Şimdi biri kalmış diyor ki sen zihin değilsin. Sen acı değilsin. Sen problemler değilsin. Kendini yok ediyorsun. İşte bugüne kadar yalandan bir sen oluşturmuşsun. Ya da yalandan bir ben oluşturmuşum arkadaşlar. Sonra bunu yok ediyorum. Hayır yok etmemeliyim. Yani bir odaya girmişsin. Odada fare var diye korkuyorsun, ağlıyorsun, karanlık oda, loş. Aa diyorsun fare var. Sonra ışığı açıyorsun, orada bir çorap var. Sonra sen diyorsun ki ama ben fareden nasıl kurtulacağım? Ya diyorum ki orada çorap var. Ama sen yine diyorsun ki ama hocam iyi de fareden nasıl kurtulacağım? Ya yok ki fare. Yani senin zihin dediğin şey sen değilsin. O gelip geçen bir şey. Zihin eşittir zamandır arkadaşlar. Zihin eşittir zamandır. Gelip geçen bir şeydir. Rüyadır, düştür. Dolayısıyla o yok ki. O sen değilsin ki. Orada fare yok ki. Sen halen iyi de ben orada çorap var diye gösteriyorsun. Halen ben nasıl fareden kurtulacağım deyip duruyorsun. Uyanmamız lazım arkadaşlar. Hayatı rahat yaşamak için, mutlu olmak için, neşeli olmak için, istediklerimize ulaşmak için. Bizim önümüzdeki tek engel o bizim postumuz. Tek engel zihnimiz. Çok zengin olacaksın. Bir tane engel var. Zihnin, bilinçaltın. O engel. Ondan sıyrılmaya ihtiyacın var. Cennete gideceksin. Zihinden sıyrılman lazım. Başarılı olacaksın. Zihinden sıyrılman lazım. Yani içimizdeki dost da, düşman da kendi içimizde arkadaşlar. Evet güzel dostlar. Onun için ne yapıyoruz? Hayatta elde ettiğimiz her şeyi satıp bir inci alıyoruz. İnci. Ve sonra gemi batacak olursa ne yapmıyoruz? Korkmuyoruz. İnci yanımızda çünkü tanık yanımızda. Şimdi gemi deyince de aklıma bir hikaye geldi arkadaşlar. Güzel bir hikaye. Çok seviyorum. Biz daima mutluyuz değil mi? Daima neşeliyiz. Neden? Neden daima mutluyuz? Neden daima neşeliyiz? Şimdi yeni evli bir çift varmış arkadaşlar. Yeni evliler. Ve adam savaşçı. Ve bunlar işte kayıkla bir nehirde karşıdan karşıya geçiyorlar. Ve bunlar karşıdan karşıya geçerken birden bir böyle fırtına gibi bir şey çıkmış. Kayık batacak falan. Oradaki kadın korkuyor. Koca yani savaşçı olunca oralı bile değil. Kadın korkuyor. Eyvah diyor batacağız. Daha yeni de evlenmiştik. Böyle kaygılıyken adama diyor ki ya sen niye hiçbir tepki göstermiyorsun? Görmüyor musun? Batacağız. Biraz sonra öleceğiz. Sen niye tepki göstermiyorsun? Adam kılıcını çekiyor.
Karısının boğazına getiriyor kılıcı. Tam kesecekmiş gibi tam dibine kadar geliyor kılıç. Diyor ki adam karısına, korkuyor musun diyor. Benden korkuyor musun diyor. O da diyor ki, sen de niye korkuyorsun? Sen beni seviyorsun. Ve kılıç da senin elinde. Sen de niye korkuyorsun? Adam da diyor ki, işte şu an fırtına var. Ben de biliyorum ki fırtına Allah'ın elinde. Ve biliyorum ki Allah da beni seviyor. Neden korkayım? Batarsak, ölürsek de faydamıza, ölmezsek de faydamıza. Bizi seven bizim iyiliğimize hareket edecek daima. Onun için ne diyoruz güzel dostlar? Daima mutluyuz. Daima güvendeyiz. Sisteme güveniyoruz. Allah'a güveniyoruz. Öyle değil mi? Her şey olması gerektiği için olduğuna güveniyoruz. Evet, ritüeller. Şimdi bir konuyu anlatayım arkadaşlar. Ve ondan sonra ufak bir teknik yapalım. O da şu arkadaşlar. Yani bugünkü konu, önemli tarafı, kelimeler sihirdir arkadaşlar. Kelimeler sihirdir. Kelimeler sihirdir. Kullandığın, bu hayatta kullandığın her kelime, neyse senin hayatında olacak şeyleri kullanıyorsun. Kullandığın her konuşma, ağzından çıkan her sözcük başına gelecek. Kelimeler sihirdir. Ama kelimeyi kendin için değil de dışarıdaki bir arkadaşın için kullandın. Olsun, o da başına gelecek. İşte kötülük yapanlar için kullandın. Olsun, o da başına gelecek. Kullandığın her kelime senin başına gelecek. Şimdi en önemli evrelerden birisindeyiz arkadaşlar. O da şu. Sizden istediğim bugünkü ödevlerden birisi, hani 10 kelime kullanmıştık ya, 10 kelime yazmıştık ya hayatımızı çekmeyi istediğimiz. Ve bunu da arkadaşlarımıza bu kelimeler içinde geçecek cümleler kurmuştuk ya. Şimdi iki şeyi birden istiyorum. Bir, 40 kelime yazmanızı istiyorum. 40 kelime. Gün içerisinde kullanacağınız 40 kelime. Ve diğer bir taraftan da arkadaşlar, bir şey geldiği zaman bir şey çıkması lazım ya. Kullanmaman gereken kelimeleri de fark etmeni istiyorum. Fakirlik, kavga, öfke, nefret, virüs. Hayatından çıkartman gereken kelimeleri de fark etmeni istiyorum. Çünkü kullandığımız kelimeler başımıza gelecek. Ya ben aldatılmak istemiyorum dedin, aldatılırsın. Kandırılmak istemiyorum dedin, kandırılırsın. Yargılamak istemiyorum dedin, yargılanırsın. Kullandığımız her kelime başımıza gelecek arkadaşlar. Kelimeler sihirdir. Ve biz dostlarımıza nasıl kırıldığımızı fark edelim. Onların kullandığı kelimelere göre mutlu ya da mutsuz oluyoruz, değil mi? Evet de bakalım bir içinde şimdi. Evet de ne hissediyorsun? Evet de. Hayır dediğinde ne hissediyorsun? Evet dediğinde ne hissediyorsun? Hayır dediğinde ne hissediyorsun? Evet. Evet. Başkalarına kullandığımız kelimeleri biraz açar mısınız demiş Nur Hanım. Yani hayatta kullandığımız kelimeler, başkasına ya da kendimize. Zaten başkası yok ki. Evren senin içinde zaten. Sen evrenin içinde değilsin ki. Evren senin içinde. Ve dışarının hepsi senin yansıman zaten. Dolayısıyla kullandığımız kelimelerin hepsi bizim hayatımıza gelecek arkadaşlar. Başkasına ya da kendine fark etmez. Bizler bunun tersini bildik. Belki. Onun için sadece ve sadece hayatta olumlu kelimelerle yaşıyoruz. Olumlu kelimeler. Hayatını çekmek istemediğin hiçbir kelimeyi kullanmıyorsun. Fakirlik, hayır ben zenginlik istiyorum. Yani fakir olmak istemiyorum deme, zengin olmak istiyorum de. Kilo olmak istemiyorum deme, zayıf olmak istiyorum de. Ya da neyse. Neyse senin aklın, yani istemediklerimiz değil arkadaşlar, istediklerimizi kullanacağız. Ve çevrendeki insanlara bak. Mesela siyasetçiler falan ne var? Televizyonda falan bangır bangır bağırıyorlar ya. Bak direkt söylüyorum arkadaşlar. Kullandıkları her kelime kendileri. Her kelime kendileri. Hiç kimse dışarıya iyi ya da kötü değil. Herkes kendisini görüyor. İsterseniz tüm siyasetin kelimelerini alın, başkası diyormuş gibi kendisine yöneltin bakalım. Doğruyu göreceksiniz o. Komşun, çevren.
Kullandığın her kelime herkesin kendisi. Sen. Kullandığın her kelime seni anlatıyor. Kullandığımız her kelime bizi anlatıyor arkadaşlar. Hayatımızı değiştirmek istiyoruz madem. Bu sözü biliyorsun değil mi? Düşüncelere dikkat et, kelimelere dönüşür. Kelimelere dikkat et, kaidelere dönüşür. Kaidelere dikkat et, kaderine dönüşür. Osman demiş ki 40 kişi mi bulacağız 40 kelime için demiş. Hayır, 40 kelimeyi bulacaksın. Kişi istemiyorum bu defa. 40 kullanacağın kelime, virgül, çıkartman gereken kelimeleri de fark et. Ben hangi kelimeleri çok aptal mı diyorum? Salak mı diyorum? Birilerine kızıyor muyum? İşte onlar aslında bize dönen şeyler. Her şey aslına döner. Senden çıkan her kelime, her cümle sana geri dönecek. Yerden bir taş al, havaya at, geri yere düşecek. Bir koşu yarışı başlayacak. Bakacaksın ki final başlangıç noktası. Bitiş başlangıç noktası. Ne diyoruz? Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Yani Allah'a varmak istiyoruz, Allah'a ulaşmak istiyoruz, değil mi arkadaşlar? Cevap, köklerine bak. Geldiğin yere bakarsan Allah'ı görürsün. Çünkü oradan geliyorsun zaten. Evet, kendimden kendime. Evet, anlaştık arkadaşlar. Bence sadece olumlu kelimeleri kullanmak bile güzel dostlar. Hayatımızı değiştirmeye yeter. Yeter ki hep güzellikten bahsediyor olalım. Evet. Raşit evrensel zihin var mı hocam demiş. Evet, evrensel zihin var tabii ki. Hatta evren de dünya da bizim gibi bir canlı arkadaşlar. Ölümsüz kelimeleri de yazacak mıyız demiş Nur Hanım. Nur Hanım ölümsüz ki yani ölümsüz değil ölümsüz olumsuz kelimeler. Olumsuz kelimeleri aslında yazmanızı yazın diyemedim. Çünkü yazdığımız şeyler daha fazla bizi geçiyor ya. Şöyle yapabilirsiniz. Yazın ama sonra üstünü çizin. Yani kullandığımız olumsuz kelimeleri bulalım, sonra üstünü çizelim ince bir kalemle. Geri yok edelim yani. Evet, güzel dostlar. Şimdi yavaş yavaş yumuşaklığı, yavaş yavaş öfkeden kurtulmayı, pek çok şeyi fark etmeye başladık değil mi arkadaşlar? Geçen öfkeyi anlatınca bir arkadaş mesaj yazmış. Hocam bu ritüellere başladığımdan bu yana öfke kalmadı ki yastığı niye döveyim ben? Öyle bir olmalıyız ki arkadaşlar. Öyle bir fark etmeliyiz ki kendimizi. Hani arabasın sen, bu örneği hatırlıyorsunuz değil mi? Araba gidiyor ya, bir kamyon gidiyor. Diyelim ki ona da 3-5 köpek havlıyor. Araba oralı olur mu? Öyle asil yürümelisin ki, öyle dik durmalısın ki, zihnin falan sana saldırılarını aldırış etmemelisin. Yani tıpkı köpek karşısında hiç oralı olmayan araba gibi. Tanık o kadar güçlü ki bir yerden birileri havlasın, zırlasın falan. Sen dimdik öyle asil gidiyorsun hiç oralı bile olmuyorsun. Fırtına Allah'ın elinde neden korkacağım ya? Değil mi? Güveniyoruz değil mi arkadaşlar? Arkadaşlar yumuşaklık hani burada yumuşak olduk diyor ya. Bir gün bir kadını Hazreti İsa'ya getirmişler. Ve kadın zina yaparken yakalanmış. 4-5 tane adam demişler ki ya İsa demişler biz bu kadını zina yaparken yakaladık. Tam demiş zina yaparken yakaladık. Ve bu kadını sana getirdik. Şimdi orada arkadaşlar birincisi şu zina yaparken yakalamıştır ya tek başına mı yapıyormuş acaba? Erkek yok yani. Sadece kadını getirdi. O da ayrı bir ironi hikaye. Demişler ki bakalım sen bu kadına ne yapacaksın? Kadın inançsız bir kadınmış arkadaşlar. İnançsız bir kadın. Yani Hazreti İsa'ya da inanmıyor. Bakalım sen ne yapacaksın? Tabii onların tek bir derdi var. Hazreti İsa derse ki bu kadını öldürün derse, cezasını verin derse diyecekler ki hani sol yanağını vurunca sağ yanağını göster diyordu. Ne oldu diyecekler. Yani Hazreti İsa'ya tuzak kurmaya çalışıyorlar. Yok derlerse ki bunu affedelim derlerse diyecekler ha sen Musa'ya karşı çıkıyorsun diyecekler. O sırada Hazreti İsa arkadaşlar elinde bir çöp bir mağarada toprağa karıştırıyormuş şöyle. Sonra şöyle hafiften kafasını kaldırıyor, bakıyor. Ve tekrar kafasını eğiyor. Yine işte toprağı karıştırmaya devam ediyor. Sonra düşünüyor ve tekrar kafasını kaldırıyor diye diyor ki tamam diyor kadını öldürelim. Ama diyor ilk taşı günahsız olan atsın.
diyor ve Hazreti İsa geri kafasını yiyor. Tabii şimdi arkadaşlar, günahsız olanı atsın ya ilk taşı. Şimdi adamlar ben günahsızım diyemiyorlar ama günahkarım da diyemiyorlar. Hazreti İsa kafasını eğince böyle çaktırmadan yavaş yavaş oradan sıvışıyorlar. Bir müddet sonra Hazreti İsa kafasını kaldırıyor. Kadın yalnız. Ve yanına varıyor kadının. Diyor ki, seni suçlayan kimse yok mu diyor. Kadın sağa sola bakıyor. Yok efendimiz diyor. Öyleyse diyor, git diyor. Eğer öyle bir günah işlemişsen af dile, Allah affeder. Zaten öyle bir günah işlemişsen de bir şey yapmana gerek yok. Kadın, inansız bir kadın ya arkadaşlar, diyor ki, efendimiz diyor, ben senin dinine girebilir miyim? Ve senin kölen olabilir miyim? Yumuşaklığın etkisini görüyor musunuz arkadaşlar? Yani Allah'a inanmayan bir kadın diyor ki, efendimiz, senin kölen olabilir miyim? Ve senin dinine girebilir miyim? Evet, şimdi güzel bir çalışma hazır mıyız arkadaşlar? Ve güzel bir çalışma yapalım. Açıkçası dünkü eğitimde olan arkadaşlar saat 4'ten 4.30'dan sonra, gece 4'ten 4.30'dan sonra kalanlara çok özel bir çalışma yaptırdım dün. Onu ilk defa o arkadaşlara yaptım. Başka hiç kimseyle öyle bir çalışma yapmadık. İlk defa onlara yapmıştık. Dün onlara sordum, ritüelde yapalım mı diye. Arkadaşlar, iyi olur hocam yapalım dediler ama onu birazcık daha bekleyelim. Onun öncesinde güzel bir çalışmamız var. Sevmek, sevdiğiniz ve yanınızda olmasını istediğiniz insanlar için. Sevdiğiniz ve elde etmeyi istediğiniz hayalleriniz için. Ama önce sevdiğiniz, varsa bir aşkınız, varsa bir çok özlediğiniz, böyle özel bir çalışma yapalım. Ama bu şey şart değil. Hani bir sevgiliniz anlamında bir insan olması anlamında şart değil arkadaşlar. Herhangi bir sevdiğiniz ve özlediğiniz. Evet. Müziksiz olma. Olur müziksiz de, müzikle daha güzel olabilir. Şimdi şunu yapmanızı isteyeceğim güzel dostlar. Ellerimizi, bakın ya, biraz sonra şu an tarif ediyorum. Şu an tarif ediyorum nasıl bir şey yapacağımız arkadaşlar. Ellerimizi kucağımıza koyacağız. İki avucumuzu da kucağımıza koyacağız. Ama kucağımızda düşecek falan bir şey olmasın. Telefon falan olmasın, tamam mı? Ve gözümüzü kapatacağız sonrasında, tamam mı? Yani dolayısıyla avucunuzdan düşecek falan bir şey olmasın. Hazırsak başlayalım güzel dostlar. Hazırsak başlayalım. Şunu yapıyoruz. Her zamanki gibi güzel dostlar. Önce elimizi bacaklarımızın üzerine koyalım. Tamam mı? Ama bu şekilde koyacağız. Avuçlar yukarıya dönük. Tamam mı? O şeyi de koyduktan sonra yatmayın arkadaşlar. Oturuyor pozisyonda olmanız yeterli. Oturuyorsunuz. Avuçlarınız, bacaklarınızın üzerinde bu şekilde. Ve düşecek bir şey olmasın. Çünkü biraz sonra gözümüzü kapatacağız. Şimdi başlıyoruz güzel dostlar. Avuçların, ellerin, bacakların üzerinde ve sen hareketsiz bir şekilde tek bir noktaya bakıyorsun. Bana bakabilirsin. Gözlerime bakabilirsin. Hiç hareket etmeden. Gözünü bile kırpma. Hareketsiz bir şekilde nefesini fark ediyorsun. Hiç hareket etmiyorsun. Ve nefes alıyorsun ve veriyorsun. Alıyorsun ve veriyorsun. Harikasın. Sadece nefesine odaklanıyorsun. Ve sadece tek bir noktaya bakıyorsun. Belki de bana bakıyorsun. Ya da ben sana bakıyorum. Şimdi gözlerini kapatabilirsin. Kapat gözlerini ve nefesine odaklan sadece. Sadece nefesine odaklan. Alıyorsun ve veriyorsun. Bırak göz kapakların gevşesin. Bırak tüm bedenin gevşesin. Dilin damağına değebilir.
çenen daha gevşek olsun. Sadece nefesini fark ediyorsun. Fark et nefesini. Her nefes alışverişte biraz daha, biraz daha derinleşiyorsun. Çok güzel. Ve şimdi senden istediğim, sağ avucunun içine, sağ avucunun içine hayatta en çok kimi seviyorsan bırak o gelsin. Hayatta en çok sevdiğin kişi sağ avucunun içinde. Onu orada gör. Artık bir heykel gibi mi, bir resim gibi mi? Avucun içinde hayatta en çok sevdiğin kişiyi görüyorsun. Renkleri nasıl? Bir sesi var mı? İyice netleştir onu orada. Çok güzel işte böyle. Çok güzel. En çok sevdiğin kişi sağ avucunda. Ve istersen avucunu hafiften kaldırmaya çalış. Ve onun ağırlığını fark et. Onun avucunun içinde olduğunu fark et. Hafiften kaldırmaya çalış ve ağırlığını fark ettikten sonra elini yeniden bacağın üzerine bırakabilirsin. Ve şimdi o oradayken, o sağ avucunun içindeyken, onun varlığını orada hissederken, şimdi sol avucuna da hayatta çok sevdiğin başka bir kişiyi koy. Sol avucuna da çok sevdiğin başka bir kişiyi koy. Ve onu da orada gör. O nasıl beliriyor? Onun bir bedeni, resim gibi mi görüyorsun? Sinema gibi mi? Hareketli mi, hareketsiz mi? Bir heykel gibi mi? Nasıl görmek istiyorsan öyle gör. Çok güzel işte böyle. Bir sesi var mı, bir kokusu var mı? Her şeyi netleştir. Ve şimdi sol elini de hafiften kaldırmaya çalış. Zorla kendini. Ve onun da ağırlığını fark et. Onun da ağırlığını fark et. Ağırlığını fark ettikten sonra sol elini de yine bacağın üzerine bırakabilirsin. Şimdi biliyorsun ki iki avucunun içinde iki tane sevdiğin, bunlar bir enerji şeklinde olduğunu fark ediyorsun. Bırak bunlar kendi aralarında bir bağlantı kursunlar. Aralarında bir enerji alışverişi başlasın. Aralarında bir enerji alışverişi, bir köprü gibi, bir ip gibi bir enerji alışverişi başlasın. Birbirleriyle anlaşsınlar. Bir enerji alışverişi başlasın. Ve yavaş yavaş avuçların birleşmeye başlasın. Yavaş yavaş ellerin birbirine doğru hareket etmeye başlasın. Onlar birbirlerini birbirlerine doğru çekiyorlar. Evet. Birleşsin, birleşsin, birleşsin. Ve avuçların birbirine değdikten sonra hayatına, bedenin nereden girsin istiyorsan bırak o avuçların bedenin doğruya doğru gitsin. Bedeninde nereden sana o enerji aksın istiyorsan, ellerin bedenin doğruya doğru gitsin. Ve bırak o enerji tüm bedenine yayılsın. Kalbine, ruhuna, hücrelerine, her yere yayılsın. Bırak tüm bedenine yayılsın. Onun enerjisinin sana geldiğini fark ediyorsun. Onu hissediyorsun. Ve kalbinde, zihninde, ruhunda, hücrelerinde onun enerjisi var olarak istersen gözlerini açabilirsin. İstersen kendi zihninde.
Evet arkadaşlar. Şimdi bu çalışmayı arkadaşlar bazı kişilere çok fazla değer veririz. Değerini düşürmek isteriz. Yani gereksiz değer veriyorsak onun değerini düşürmek için kullanabilirsin. Bazı kişilere gereğinden fazla değer vermemiz gerekir. Yani hak ettiğinden daha az değer veriyoruzdur. Onun değerini artırmak için kullanabiliriz. Arkadaşlar bunu ne için yapabiliriz? Ne için yapalım? Yarına da hayatı baştan sona. Yarın eğitim var. Arkadaşlar yarın eğitimimiz varmış. Pazar günü. Pazar günü. Beraberiz. Öyleyse. Evet şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şunu yapıyoruz. Mesela diyelim ki yani ben Orhan Veli'yi çok seviyorum ve sağ ucuma koydum ya. Ama diyor ki mesela daha fazla değer vermen lazım Orhan Veli'ye. Hani çok seviyorsun ama az değer veriyorsun. Mesela ben de değer, verdiğim değeri artırmak istiyorum diyelim ki. Sol ucuma da işte annemi koydum diyelim ki. Anneme çünkü çok değer veriyorsam, Orhan Veli de o değeri gelsin istiyorsam, bu yukarıda değer olan kişi bunu kendi seviyesine getiriyor. Tamam mı arkadaşlar? Yani o değerleri birbirine entegre ediyoruz. Ve bunu ne için yapabilirsin? Basit bir şey söyleyeyim şimdi. Bak burası önemli. Basit bir şey söyleyeyim güzel dostlar. Hayatta ne var şu an bildiğin? Yani senin elinde ne var? İşte telefonun var. Kesin var mı? Var. Telefonun kesin var elinde. Kesin var. Eminsin değil mi? Hiç şüphen yok. Telefonun var. Ama bir şey almak istiyorsun. Ne almak istiyorsun? Villa almak istiyorsun. O var mı? Yok. İşte bir eline telefonu koy. Bir eline elde etmek istediğin şeyi koy. Çünkü buna karşı inancın var ya inancın. Sıradan var. Ve diğeri olma ihtimali var olan. Enerjiler aynı hale gelsin. Ve bu nasıl varsa istediğin şey de öyle var olsun. Çok kestirme bir teknik arkadaşlar size. Dolayısıyla bu hayatta ne istiyorsak her şeyi bu şekilde birbirine entegre edebilirsiniz. Var olan şeyler buraya, olmasını istediklerin buraya. Fark etmez yani hangi avuca koyduğunda birisine var olanını koyuyorsun, diğerine de olmasını istediklerini koyuyorsun. Sonra onları enerji olarak hissediyorsun, birbirine enerji gidip gelmeye başlıyor. Yani o enerji arkadaşlar onu hissetmenizle alakalı. Ve o ne kadar ağırsa o kadar. Yani sen şimdi mesela bir işte diyelim ki elmayı düşün dediğinde onun ağırlığı, zihnindeki ağırlık neyse o orada olacak. Ya da desin bir ton demiri kaldırsın dediğinde zihnindeki ağırlık neyse ister istemez ne kadar iyi odaklanırsan o kadar etkileyecek. Arkadaşlar yarın eğitim var diyorum. Eğitim zaten internet üzerinden yapıyorum. Onun için yarın eğitim olduğu için yine bana müsaade edin arkadaşlar. Onun için özür diliyorum. Müsaade ettiğiniz için de teşekkür ediyorum. Pazar günü beraberiz zaten. Bugünden sonra 4 günümüz var. Cumartesi, pazı, salı günü ritüelimiz bitiyor zaten. Salı günü son gün çok etkili bir ritüel sizi bekliyor. Ciddi bir sürpriz sizi bekliyor. Güzel bir hipnoz sizi bekliyor. Evet. Öyleyse bugün de yavaş yavaş niyet faslına geçelim mi güzel dostlar? Sevgi dolu dostlar. Yavaş yavaş. Ne diyelim? Evet. Hocam çok sorulan bir soru daha söyleyeceğim. Sağlık için de bunu yapabilir miyiz? Sağlık için de yapabiliriz arkadaşlar. Yani inançlarımızın hepsi için yapabiliriz. Yani bir tarafta ne var bir tarafta ne var? Neyin ne gibi olmasını istiyorsun? İnancın var, beklentin var. İnancın var, ümidin var. Evet. Cengiz çok güzel. Üç kere bir ayet-i kürsü okuyoruz, yatıyoruz demiş Cengiz. Hakkım varsa helal olsun arkadaşlar. Allah sizlerden de razı olsun. O zaman arkadaşlar şimdi herkes tüm bu ritüele katılan arkadaşları bir arada düşünebilir miyiz? Hepimiz birbirimizi hissedelim.
Herkes ritüele katılan tüm dostlarımızı hissedelim ve diyelim ki bu ritüele katılan tüm güzel dostlarımın niyetlerinin gerçekleşmesine niyet ediyorum. Bu ritüele katılan tüm güzel dostlarımın niyetlerinin gerçekleşmesine niyet ediyorum. Bu ritüele katılan tüm güzel dostlarımın niyetlerinin gerçekleşmesine niyet ediyorum. Ve ne diyoruz? Oldu. Amin. Oldu. Eminiz değil mi arkadaşlar? Oldu. Oldu. Yarın sokağa çıkma yasağı varmış, öyle mi? Eminiz değil mi? Var. Eminsin. Ne diyorsun? Bir hafta sonra oradayım. Yarın arıyorum abi seni. Kesin mi? Kesin. Kesin arıyorum. Oldu o iş bende. Niyetlerin oldu o iş bende diyorsun. O kadar eminsin. Evet. Oldu değil mi arkadaşlar? Devam ediyor muyuz? Ne diyoruz? Tüm dünyada şifa bekleyen herkesin şifalanmasına niyet ediyorum. Şifa bekleyen herkesin şifalanmasına niyet ediyorum. Şifa bekleyen herkesin şifalanmasına niyet ediyorum. Ve bu ritüele katılan tüm dostlarımın, tüm güzel dostlarımın niyetlerinin gerçekleşmesine niyet ediyorum. Ve beni böyle sevgiyle, ilgiyle dinlediğiniz için lütfen sizlere olan saygımı kabul edin güzel dostlarım. Ve her zamanki gibi sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın. Hatta tutku ile kalın. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.